Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle evde hükme yapalım dedik. Köyde kendi kabaklarımız vardı, ondan hazırladık şöyle hükme içini. Soğan, maydanoz, pırasa, her şeyi koyduk. Biraz da şöyle ıspanak vardı, ondan hazırladık. Şöyle hamurumuzu da kardım. Ben fazla sizi oyalamayayım diye şöyle hamurumuzu da hazırladım. Hamur işte un, tuz, su, o şekilde mayasız. Artık hükmemizi yapmaya başlayacağız. Şöyle ağır ağır bir taraftan. Hükmemizi etmeye başlayalım bakalım. İnşallah güzel olur şöyle. Önce bir hamurlarını beze yapayım. Bol içli olsun bakalım anne. Evet, bol bol yapalım. Biz bol işi seviyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah şöyle güzel güzel yeriz. Şeyin işini de takım et. Bezlerinden de ocağı silersiniz. Takırdayacak herhalde. Şeyi bu hava yanıkmış herhalde. Bu kadar takırdamaması lazım. Ayarı indir mi? Ayarını 80'e falan getir de. Ayar denk değildir. Birazdan bakarız. Bayağıdır ekmeği yapmıyorduk. İyice canımız istedi. Bugün artık şöyle çocuklarla beraber yapalım dedik. Heyecanlanıyorum. Böyle heyecanlandım mı karıştırıyorum her şeyi. Bunu bir ilkini şey yapalım, ayarlayalım. Bir dakika nasıl olacak? Küçük olacak, büyük olacak. Aha. Fazla da büyük olmasın değil mi? Zor oluyor bu maçı. Köfte saçlı yaptık insanlarda. Evet, ne güzel olmuş orada. Açık havada. Havalar biraz güzelleşti mi yine gidelim. İnşallah. Mis gibi kabaklar içinde nane, peynir, maydanoz. Hepsi köyün. Köyün, evet köyün mahsullerinden pırasa. Hepsini köyden getirdik. Şöyle iyi mi bakın bakalım. İçine yağını da bol koydunuz değil mi? Her yağı da bol. Ben içine yağını bol koydum, dışını yağlamayı istemiyorum. İçinde lezzetli. Evet. İçinde daha güzel lezzetli oluyor. Şöyle bir atalım bakalım. Hemen her şekilde denk getirmeye çalışacağız. İşte.
biraz keseceğiz mi? Bak hemen bunda ayarlıyor insan. Büyütünce de sıca sığacak mı ama? Sığar sığar, o da bayağı küçük oldu. Bak dışarıda yapamayınca, böyle gidemeyince burada evde kendimiz yapıyoruz. Elektrikli saçta. O da güzel oluyor. Çayı koydunuz mu? Koyduk. Yani demliyor. Aman çayımız olsun hemen. Yiyecek kadar oldum diyeyim. Çaysız olmuyor ya. Evet. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Böyle evde yapanlarınız var mı? Yapıyorsanız yorumlarda bildirin. Şöyle gelme imkanlarımız olsa da gelseniz hep beraber hem burada uğraşsak, çalışsak hem çayımızla beraber yesek ne güzel olur. Hem bana yardım etmiş olursunuz. Her şey bol, malzeme bol ama işte gelip giden olmayınca kendi kendimize yapabiliyoruz ancak. Eskiden olsa komşulara çağırırdık, akrabalara çağırırdık. Ne güzel, kalabalık, iyi olurdu. Eskiden komşumuz hemen saç vurdu. Ekmek yapıyor denildiğinde içimiz hazırlardı ne istiyorsak götürürdük. Evet. Ekmeklerdi. Herkes öyle olurdu. Yani. Herkes alır gelir kendi içini, malzemesini yapardık. Ya hemen hamur karıverdik azıcık. Evet, ne güzel olurdu. Eski şeyler güzeldi de. İnşallah yine eski günlere döneriz. Güzel oldu. Güzel yoğurmuş. Açılıyor, dinlendi de. Nazar değmişik şimdi. Bir şey hemen güzel dediğim gibi bozulur ya. Çocuklar da içeride bekliyorlar. Hemen oğlumu çağıran, karnımızı doyuran da olmasa sonra devam ederiz yine. Ben buraya bir güzel oklava alayım. Bu bayağı yırtmış. Çarşıdan aldıklarımı içine yağ soğan koymuyorlar herhalde ya da çok az koyuyorlar. Dışına yağ sürüyorlar. Öyle de ben sevmiyorum yani yine de iyi oluyor da ama lezzetli böyle çok. Evet. İçine koyar
koyarsan yağın malzemesinin içine çok güzel oluyor. Şöyle bol malzemeli. Bir de ıspanaklıdan da yap. He, şunu da yaptım da ıspanaklı yapacağım. Bayağıdır ıspanaklı yok. He. Genelde hep kabaklı yapıyoruz şöyle. Ispanağımız yetişmiş galiba köyde. Bundan sonra ıspanaklı yaparız. Kabak, kabak yedik bayağıdır. Bundan sonra ıspanağa geçeceğiz. Bol malzemeli. Güzel görünüyor. Bu kestane kabağı değil herhalde. Normal kabaklardan. Bu çok güzel. Sulu kabak. Kestane kabak da güzel oluyordur. Belki bilmiyorum da. Hani dıkız değil. Bizim kabaklar çok güzel. Tatlısını yaptım ya birkaç tane. Yine getirdim köyden. Kabaklı onun yine tatlısını yapacağım. Ama bu sefer belki çekmem. Artık her zaman çekiyorum diyebilirsiniz. Biz kendimiz çekmediğimiz zaman da yapıyoruz arkadaşlar. Kabağı çok seviyoruz. Kabağımız da çok bayağı. Koku içeriye gitmiş. Çocuklar şimdi... Ne bu kokan diye canları çekti. Şimdi görürlerse gelirler, gelsinler biraz. Biz gibi bir şey kokuyor diyorlar. Arkadaşlar çok fazla yapmadık bugün. Şöyle hemen azıcık hamur kardım. Sadece şu malzemeleri yapacak kadar. Gerçi yani azıcık da değil aslında da. Yani köyde olsak yufka da yapardık. Bugün sadece bükmelik yaptık. Biraz yufka da canım istiyor da. Köye gittiğimizde galiba yufka da yapalım. Erişte makarnası yapalım. O çok güzel olmuş. İşte. Evet. Az kaldı makarnamız. Benim de az kaldı. Diğer makarnaları yemiyoruz. Erişte makarnası olunca daha lezzetli oluyor. Şöyle bir havalar ısınıversin. Bir cemre düşsün. Ondan sonra inşallah gidelim köyde, evin önünde şöyle güzelce ne canım istiyorsa bazlama da canım istiyor benim. Şimdi biz alışık olduğumuzdan illa ki böyle bir şeyler hamur işi yapacağız. Veriyor. Hükme de şöyle iyi uyuyor da.
olur, açılıyor biraz. Kabardı mı ambarlar dolu olacak denirdi. Yani köylerde. İnşallah yağmurumuz olur. Şöyle ekinler, meyveler, ağaçlar hepsi güzel olur, bol olur da sıkıntı çekmeyiz. Yağmurumuz olursa olur her şey de. Şey oluyor, odunla bile uğraşmadan şöyle kolay oluveriyor değil mi? Kendi ıspanağımız tazecik olduğundan bak şöyle hemen bölmüşler. Pırasa da güzel oluyor. Bunun içinde pırasa da koyduk. Bakalım ne oldu? Evet, son bükmelerimiz bir tanelik kaldı. Şöyle bir taraftan yaptık arkadaşlar, bir taraftan da yedik. Yani çocuklar geldi, gelinimiz gidenimizle yedik, iyi oldu, güzel oldu. Şimdi hazırlıyoruz, ben daha yemedim. İnşallah ben çayını yiyeceğim. Thank you.
Bir tane de kabaklı kesiyor kesiyor. Burada şey var, bir tane kabaklı kesiyor. Tamam. Ama da dinlendikçe iyice güzel oldu. Evet, o demin kestiğiniz kabaklı mıydı, kabaklı mı? Ben hepsi kabaklı. Ha tamam. Ben hepsi bile de. Ben onu ıspanaklı zannettim. Yani karışık kesin. Hem ıspanaklı hem kabaklı. İkisini de boğulsun. Bu da mı ıspanaklı gibi görünüyor? Kabaklı. Arkadaşlar bayağıdır uğraşıyoruz. Her tarafta karıştı yalnız. Evimizin bulaşıklar, çocuklar yedi gitti az önce. Artık böyle hamur işi yaptın mı bulaşık oluyor, karışık oluyor evin içi. Bitince koklarız artık. Güzelmiş gibi değil mi? Güzelmiş. İşte. Arkadaşlar saçımız da çok eski. Kaç senelik belki bilmiyorum. Bir tane senelik var mı? Herhalde varmış. Güzelmiş ya. Yani biz evlenmeden işim giyeyim. Evinde varmış bu. Kayın var demin. Yok yok var daha. Biter çaylar de çok. Suyu bayağı bol demek. Bayağı bol olsun bol. Bizde koyalım artık. Bu biraz az oldu ama az filan galiba yapacağız. Ben bol işi seviyorum. Çocuklar böyle bol işi seviyor. Sona kalan yıl 3 olur ya 3 olur demişler. Bu biraz az oldu. İşte bayağı fazla oldu. Çocuklar falan yerken hep döküldü içleri. Artmasın diye bol bol koydum. Onlara bayağı bol koydum. Yufkamız olsun. Değil mi?
Hikaye kalmaz artık köyde, bahçede yapılır ekmek. Evet. Zaten hava hemen güzelleşti mi? Gidelim hep beraber. İşte bir de yasaklar olduğu için cumartesi pazar gidemiyoruz yani. Haftacı da geç kalırsak bu da sıkıntı oluyor. Tabii böyle ekmek yükme ettin mi de mecburen geç kalıyoruz. Akşama kalınıyor. 9'da çıkmaya sağlıyor akşamları. Yani. Öyle olunca da bilmiyorum. Ya orada ediyorum ekmeği, ortalık karışıyor, oralar toplanacak, geri gelecek oldu mu? Geç kalınıyor. Bitirdik. Şöyle hamurumuz bitti. Artık. Sen yemedin. Elini falan tamam. Yıka da. Bir de ben... Sen otur sofraya. Niye? Baya güzel oldu bu da. Kabarmış evet. Aynı. Kabarmış da çok güzel oldu. Sen gibi. Son yufkamız artık. Yemelerimiz. Ha şöyle koyabilir miyim? Koyuyorum. Tamam, yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar, hükmemizi ettik. Şöyle ıspanaklı, kabaklı artık bitirdik. Şöyle biraz yedi gitti çocukların. Biraz da daha yeni yiyecek. Ama onlar çıkmak istemediler artık. Ben yalnız sizlerle vedalaşıyorum. Artık bize afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olursanız, beni takip ederseniz çok memnun olurum. Ben artık ağır ağır şöyle başlayayım. Çaylarımı koyayım. Ondan sonra. Çaylarda tavşan kanı olmuş. Çocuklar çok güzel demliyor çayları. Hoşça kalın arkadaşlar.